Şimdi bu tip davranışlar zamana, zemine, duruma, kişiye göre değişir. Yani bugün hiç tanımadığın bir kadına sokakta giydiği bir kıyafetten dolayı sen bunu niye böyle giriyorsun dediğin zaman senin alacağın tepki ve o tepkinin toplumdaki yaratacağı etki faydadan çok zarar gelir. Mesela bugün biz mütesettir, örtülü, İslam'ın emrine uygun olarak giyinmiş bir hanıma birisi kalsak bu ne biçim kıyafet? Niye bunu giyiyorsun dese tepki göstermez miyiz? E o zaman öteki de tepki gösterir. Dolayısıyla burada bu emri bil maruf nehi ani münker dediğimiz şey kişilere göre, zamana göre, ortama göre değişir. Sen kendi evladına bunu dersin. Kendi eşine dersin. Böyle giyinme, şöyle giyin dersin. Buna hakkın var. Ha kardeşine dersin. Yakın akrabama söyleyebilirsin hoca olarak. Teyze, teyze kızı bu yakışmıyor bize diyebilirsin. Ama sen hiç tanımadığın bir adama, kadına, Yolda sokakta giyinişinden dolayı bir laf edersen o çok büyük tepki gösterir ve dediğim gibi o tepki ve o sözün toplumdaki yaptığı etki çok daha kötü olur. Onun için ona karşı kişinin yapacağı takınacağı tavır onu kalben onaylamamak, o kıyafeti kalben onaylamamak. Yani kınamak kendi kendine. Burada kalben bozutma ancak. Ama güzel ha ne güzel de yakışmış diyemezsin böyle bir kıyafete. Onu dersen ona onay vermiş olursun. İçinden. Ha, ya şu İslam'ın öngördüğü şey değil diye düşünürsün. Yüzünü döner geçer gidersin. Ona bakmak zorunda da değilsin.